Merhaba arkadaşlar. Diyanet sınavlarına yönelik tüm derslerin özet kitabı. Bunları tek tek anlatacağız. İlk konumuz tecvid konusu. İkincisi ilmihal. Üçüncüsü oruç. Sonra hadis, İslam tarihi, dinler tarihi, hac ve diğer şeyler, kitaplar vesaire. Evet. İlk konumuz olan tecvitten başlayalım. Tecvit. Tecvit, Kur'an harflerinin mahreç ve sıfatlarının konu edildiği ilimdir. Bu ilmi öğrenmek farz-ı kifayedir. Evet, farz-ı kifaye neydi? Bir kısım Müslümanların yaptığı zaman diğerlerin üzerinden kalkması, sorumluluğun kalkması. Harf. Bir mahrece dayanarak çıkan sese denir. Vasıl hemzesi. Hemze-i vasıl diğer ismiyle. Yazıda mevcut iptida yani okunmaya kendisiyle başlama halinde okunan fakat vasıl yani kendisinden önce harekeli bir harf gelme halinde okunmayan hemzedir. Örneğin vel asr gibi. Lafzatullah'ın başındaki hemze, ismi mevsullerin başındaki hemze, lam-ı tarifin başındaki hemze. Katı hemzesi. Hemzeyi katı. Hem yazıda ve hem de okunuşta daima yani iptida, başlangıç ve vasıl. Ulama halinde. Yani Türkçedeki ulama örneğini vermiş. Bulunan hemzedir. Örnek ma ene ebedün gibi. Kendisinden başlandığında da geçildiğinde de okunan hemzedir. Evet. Meddi tabi. Meddi asli, meddi zati de denir. Evet, üç ismi varmış. Bir meddi tabi, bir meddi asli, bir de meddi zati de deniyormuş. Genelde meddi tabidir. Bu kullanılır. Meddi tabi bir kelimede harfi medden biri bulunur. Sebebi medden hiçbir olmazsa o kelime meddi tabi olur. Örneğin galu, gatele gibi. Evet, galu'da iki tane var. Biri elif, biri vav. Gatele'de bir tane var elif. Meddi tabi bir elif miktarı çekilir ve vaciptir. Meddi feri. Sebebi meddin bulunmasından dolayı asli med üzerine ziyade yapılmak suretiyle meydana gelen medlere meddi feri denir. Buna meddi mezid de denir. Ferimet 5 kısma ayrılır. Meddi muttasıl, munfasıl, lazım, arız, lin. Meddi muttasıl bir kelimede harfi medden sonra sebebi medden hemze aynı kelimede vaki olursa meddi muttasıl olur. Yani ikisi bir kelimede olursa. Örneğin su'e, ca'e, ci'e, melaiketun hepsi bir kelimede. Dört elif miktarı uzatılır. Hükmü vaciptir. Genelde bu hüküm de soruluyor. Bunlara dikkat edelim. Meddi munfasıl harfi medden sonra sebebi medden hemze gelir. Ve ikisi de ayrı ayrı iki kelimede olunursa. Bu durumda meddi munfasıl olur. Burada munfasıldan aklımıza gelsin. Muttasıl bitişik, munfasıl ayrı. Muttasıl. İkisi de bitişik. Munfasılda ayrı. Ve ma enzele örnek ya eyyuha gibi. Dört elif miktarı uzatmak gerekir. Meddi mutasılı meddi caizdir. Meddi lazım. Bir kelimede harfi medden sonra sebebi medden sükunu lazım vaci olursa o kelime meddi lazım olur. Dört çeşittir. Hükmü vaciptir. Meddi arız, meddi vakıf da denir. Bir kelimede harfi medden sonra sebebi medden sükun-ı arız vaki olursa bu durumda
Maddi arız olur. Örneğin yef'alûne, yef'alûne kelimeleri vakıf halinde olurlar. Maddi caizdir. Meddilin, lin harfinden sonra sebebi medden sükun gelirse meddilin olur. Harfilin vav ve ye harfleri sakin olup birinci çi harf üstünlüğü olursa harfilin olur. Meddi caizdir. İhfa, lügatta örtmek ve gizlemek demektir. Tecvid ilminde ise izhar ile idgam arasında şeddeden uzak. Gunnenin baki kalmasıyla okumaya ihfa denir. İhfa harfleri 15'tir. Bunlar z, d, zat, sat, şin, sin, z, zal, dal, cim, s, t. Kef, kaf, f, kaf, kef. Daha doğrusu. Tenvin veya sakin nondan sonra işte bu ihfa harflerinden biri bulunursa ihfa olur. Yukarıdaki 15 harfle ihfa olur. İse ihfa-i lisani olur. Bunların şeyi de var. Böyle tekerleme gibi halinde de var bu harflerin. Kolay akılda kalması için. Bu da şöyle. Sıf, za, sena, cüda, şahsin, gad, sema, kerema, da, zalimen, zid, tukadum, zalimen, fetera şeklinde. Tecvid kitaplarında bunlar geçiyor. İsar, iki harfin arasını birbirinden ayırıp açarak ihfasız ve idgamsız olarak okumaya izhar denir. İsar harfleri 'Allahu hayyun halikun adlun ganiyun hadiyen. Bunların baş harfleri. Tenvin veya sakin nundan sonra işte bu izhar harflerinden biri olursa bu halde izhar olur. İklab, tenvin veya sakin nun B harfine uğradığı zaman B harfi halis mim harfine çevirerek gunne ile beraber ihfa etmeye denir. Yani B'yi mime çevirerek yapılıyor. İdgam me'al gunne yemnu harflerinden oluşur. Vav, nun, mim, ye şeklinde. Tenvin veya sakin nundan sonra bu harflerden biri gelirse idgam me'al gunne olur. Örneğin yarahu hayran, yarahu hayran şeklinde. Sakin nun veya tenvinin bu harflerden nun ve mime idgamı tam vacip. Ye ve vava idgamı ise nakıs yapılır, caizdir. Örneğin ed-dünya. İzharı kelime-i vahide. Tenvin veya sakin nundan sonra gelen meal, gunna harfleri aynı kelimede olduğunda bu tecvid kuralı oluşur, izhar olur. İdgam bila gunne, tenvin veya sakin nundan sonra lam ve ra harflerinden biri gelirse idgam bila gunne olur. Örneğin hüden lil müttakîn min rabbihim. İdgamı misleyin. Marifleri ve sıfatları aynı olan iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana gelirse sakin olan birinci harfin harekeli olan ikinci harfe idgam edilmesine denir. Örneğin bellecu şeklinde. Evet. İdgam mütecanisin. Marişleri bir sıfatları ayrı olan iki harfe mütecanisin denir. Mütecanis iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana geldikleri zaman birinci harfin ikinci harfe idgam edilmesine denir. Bir da, d, d, dal, t, üç harf. Mahreci, abettum, dal ve t'nin mahreci. İki, z, z ve z.
Bir de se 3 3'ü. Bunun mahrezi neymiş? Yelhes salike. Yelhes salike. Se z'ye vurmuş. Üçüncüsü b ve mim mahreci. Bu da ya büne yerkem ma'ana şeklinde. Evet. İdgam-ı mütegaribin marifleri ve sıfatları veyahut hem mahreç hem de sıfatları yönünden birbiriyle yakınlığı bulunan iki harfe mütegarip harf denir. Mütegarip iki harften birincisi sakin, ikincisi harekeli olarak yan yana geldikleri zaman sakin olan birinci harfin harekeli olan ikinci harfe idgam edilmesine denir. Birincisi lam ve ra, mahreci gur rabbi, kaf kef, bunların mahreci elem nehlukum. Evet, isarı kameriye ebgi hattaki ve khaf aqimahu cümlesinde toplanan 14 harften biri lam-ı tariften sonra gelirse izhar-ı kameri olur. Bu durumda lam-ı tarifin lamı kendisinden sonra gelen kameri harfe idgam edilmez. Açık bir şekilde okunur. Misal el malu, el kitabu, el kalemu gibi. İdgamı şemsiye. Lam-ı tariften sonra şemsi harflerden biri gelirse idgam-ı şemsiye durumda lam-ı tarifin lamı kendisinden sonra gelen şemsi harfe tamamen idgam edilir. İdgam-ı şemsiye iki kısımdır. Birincisi idgam-ı şemsiye me'l-gunne. Diğer ismiyle gunneli idgam-ı şemsiye. Bu sadece nun harfine mahsustur. Lam-ı tariften sonra nun harfi vaki olunca meydana gelir. Misaller ve nasu ve naru ve nuru gibi. İdam-ı şemsiye bila gunne. Gunnesiz bu da. Şemsiye bila gunne. Lam-ı tariften sonra nun harfinden başka şemsi harflerden biri vaki olduğu zaman meydana gelir. Misaller ve tini ve zeytuni ve şemsi gibi. Ra harfinin kalın okunduğu yerler. 1. Ra'nın harekesi üstün veya ötüre olduğu zaman. 2. Ra sakin olup makabli üstün veya ötüre olduğu zaman. 3. Ra sakin makabli de sakin olup onun makabli üstün veya ötüreli olduğu zaman. 4. Ra sakin olup makablinde arzı bir esre bulunursa, arizi esre altında bulunduğu harfle okunmaya başlandığı zaman var olan bir evvelki harf ile birlikte okunduğu zaman ise ortadan kalkan esredir. Hemzelerinin harekeleri arizidir. Örnek irci'i, irtebtüm, inirtebtüm, irtazı, irtaza. Evet, limenir teda ters yazmışlar. 5. Esreden sonra sakin olarak bulunan ra'dan sonra istila harflerinden biri gelirse Kur'an-ı Kerim'de bu durumda bulunan kelimeler şunlardır. Mirsaden, limenil, lebil mirsad, irsaden, girdasun, firgatun. Ra harfinin ince okunduğu yerler. 1. Ra'nın kendisi esreli olduğu zaman yuridu, ricalun gibi. 2. Ra sakin makabli esreli olunca neymiş örnek? Mir fakan fasbir fekebirhu gibi. 3. Ra sakin makabli de sakin onun makabli esreli olduğu zaman neymiş örnek? Kadirun hicrun Basirun gibi kelimeleri vakıf halinde. 4. Ra sakin olup makablinde harfilin olan ya harfi bulunduğu zaman vakıf halinde örnek seyir vakıf halinde. Hayır kelimeleri gibi. Ra harfinin hem kalın hem de ince okunmasının caiz olduğu yerler 1.
Esreden sonra vaki olan sakin ra'dan sonra istila harflerinden biri esreli olarak bulunursa, bunun Kur'an-ı Kerim'de tek misali vardır. Şuara suresi ayet 63 neymiş? Firkin, evet. Küllü firkin kelimesi. 2. Ra sakin makablinde sat ve d harflerinden biri de kendileri sakin makapleri esreli olarak vaki olduğu zaman, örnek min Mısır ve anil gıdır, aynel gıdır kelimelerinde olduğu gibi. Mısır kelimesinin vakıf halinde kalın, el gıdır kelimesinin de vakıf halinde ince okunması tercih edilmiştir. Üç kelimenin aslına delalet etmek bakımından ince, vakıf halinde makabline nazaran kalın okunan ra'lar neymiş? Esri, en esri, evet, gibi. Genel kaide uyarınca vakıf halinde bu kelimelerdeki ra'ların kalın okunması gerekir. Ancak bu kelimelerin asılları itibariyle sonlarında bulunan ve fakat yazıda görünmeyen y'lere işaret etmek üzere ince okunmaları da caiz görülmüştür. Fakat kalın okumak efdaldir. Lafzatullah, Allah lafzı şerifinin makabli üstünlü veya ötreli olursa Allah lafzı şerifi kalın okunur. Vallahu nasrullahi. Şayet lafzı şerifin makabli esri olursa o zaman da ince okunur. Örnek billahi, tillahi, lillahi gibi. Bu kaideler Allahümme lafzı şerifi için de aynen geçerlidir. Hükmü vaciptir. Vakıf durmayı secavent de durma işaretini gösterir. Sükun, hareketsizlik demektir. Alameti de cezim dediğimiz işarettir. Örnek bele yelid, lem, lem yelid gibi. Bu alameti taşıyan harfe sakin harf denir. Ayrıca harf-i metler de sakin sayılır. Rev, gizli ses ile harekeyi hafifçe belirtmektir. İşmam, sükundan sonra son harfin ötüre harekesine işaret etmek için dudakları önde toplamaktır. Kur'an'da bir yerde vardır. Yusuf 11. ayet. La te'menna şeklinde. İmale, Kur'an'da bir yerde vardır. Hud 41. ayet. Mecreha'daki ra'nın üstün harekesini üstün ve esre hareke arası bir sesle okumaktır. Tesil, Kur'an'da bir yerde vardır. Fussilet suresi 44. ayet. E'cemiyyun'daki arka arkaya gelen iki hemzenin ikincisini hemze ile elif veya hemze ile h arası bir sesle okumaktır. Ferimet, ek med demektir. Asli medden daha çok uzatılmasına sebep olan meddir. Hemze ve sükündür. İdgam, bir harfin kendisinden sonra gelen harfe bağlanması veya katılmasıdır. Birinci harfin sakin, ikincinin de harekeli olması gerekir. Sekte, nefes almadan sesi kesmektir. Dört yerde vardır. Kehf 1, Yasin 52. ayet, Kıyame 27. ayet, Mutaffifin 14. ayetlerdedir. Harflerin mahreç bölgeleri. Mahrecin kısımları. 1. Mahreci muhakkak. Harfin sesi mahreç bölgelerinden birisine temas ederek çıkıyorsa bu yere denir. 2. Mahreci mukadder. Harfin sesi belirli bir mahrece temas etmeden çıkıyorsa med harfleri bu mahreçtendir. 1. Cev, boğaz ve ağız boşluğu. Buradan med harfleri çıkar. Vav ve ye. Bir de elif. 2. Boğaz, halk bölgesi. Bu bölge 3 kısımdır. 1. Aksa, halk, boğaz bölgesi. Buradan hemze, h harfi çıkar. 2 harf. B. Vasatul halk, boğazın orta kısmıdır. Ayin ve h harfi çıkar. 3. Ednel halk,
Boğazın ağza en yakın kısmıdır. Buradan gayin ve ha harfleri çıkar. Boğaz harfleri aynı zamanda izhar harfleridir. 3. Dil, lisan bölgesi. 4. Dudak, şefeteyn bölgesi. B, mim, vav harfleri buradan çıkar. 5. Geniz, hayşun bölgesi. Gunne ve ihfan onu çıkar. Harflerin sıfatları. Sıfat, mahreçte meydana gelişi esnasında harfin sesine arız olan keyfiyete denir. Yani mahreçten çıkışı esnasında harfin kazandığı özelliktir. Sıfatı arıza, harflerin zatına mahsus olmayan, onlardan ayrılabilen sıfatlardır. İdgam, izhar, med gibi. Sıfatı lazime, harflerin zatına mahsus olan ve onlardan ayrılmaması gereken sıfatlardır. Bunlar cehir, mahreze itimadın fazlalığıyla nefesin çoğu veya tamamının hapsolmasıdır. Cer harflerine hurufu mechure denir. Harfleri mudi'un cundun gaza iz rabzun kavin zillu. Hems, mahrece itimadın zayıflığı sebebiyle nefesin akmasıdır. Fahathahu şahsun sekte. Bu harflere hurufu mehmuse denir. Sekete şahsun fahathahu. Şiddet, ses ve nefesin hapsolup akmamasıdır. Beket, kad, beket kadun ecit. Ecit kadun beket. Bu harflere hurufu şedide denir. Rıhfet. Mahrece itimadın zayıflığı sebebiyle sesin akmasıdır. Şiddet ve beyniye harflerin dışındaki harflerdir. Beyniye, sesin tamamen akma ve akmama arasıdır. Lin umara. İstila, harf telaffuz edilirken dilin damağa yükselmesidir. Hussa, da'din, giz. Bu harflere hurufu mustaliye denir. İstifal, dilin aşağı inmesi, damağa yükselmemesidir. İstila harflerin dışındaki harflerdir. İtbak, dilin üst damağa yapışmasıdır. Z, d, dat, sat. İnfitar, dilin damaktan ayrılmasıdır. İzlak, harfin kolay okunması, dilin zorlanmamasıdır. Ferre, min, lübbe. Ferre, min, lübben. Lübbin, evet. İsmat, harfin zor okunması, izlakın dışındaki harflerdir. Tefim, harfi kalın okumaktır. Terkik, harfi ince okumaktır. Safir, kuş veya ıslık sesine benzer sesle harfin çıkmasıdır. Z, sin, sat. Gunne, genizden gelen sestir. Nun ve mim harfleridir. Tekrir, dil ucunun titremesi, sürçmesidir. Ra harfi. Tefeşşi, sesin ağızda yayılmasıdır. Fışıltı, şin harfidir. İstitale, sesin mahreçte uzamasıdır. Dat harfidir. Kur'an okuyuşunda yapılan hatalar. Lahın, okuyuş hataları. Lahnı celi, harflerin sıfatı lazimelerine riayet etmemekten kaynaklanan, harflerin zat ve sıfatlarında meydana gelen açık hatadır. Harfte, harekede, sükunda olabilir. Cer, şiddet, rihvet gibi dikkat etmemektir. Lahnı hafi, harflerin sıfatı arızalarında meydana gelen ancak tecvid bilenlerin anlayacağı gizli hatalardır. Uzatma ölçüleri. Meddi tabi, tahkik üzereyken bir elif, tedvirde bir elif, hadırda bir elif, hükmü vacip. Meddi muttasıl, tahkikte 4 elif, tedvirde 3 elif,
Hadırda iki elif miktarı hükmü vaciptir. Meddi münfasıl tahkikte dört elif miktarı, tedvirde iki elif, hadırda bir elif hükmü caizdir. Meddi lazım tahkikte dört elif miktarı, tedvirde dört elif, hadırda dört elif hükmü vacip. Meddi arız son harfin harekesi feta yani üstün ise üç veci, kesra ise dört veci, mazmum yani ötre ise yedi veci caizdir. Meddilin hareket sükunu lazım ise iki veci, tül dört elif, tevassut üç elif. Eğer sükun arızsa son harfin harekesi meddi arızdaki gibi üstün ise üç, esre ise dört. Üstün ise üç, esre ise dört, ötre ise yedi vecihtir, caizdir. İhfa bir elif tutulur, vaciptir. İdgamme'l gunne bir buçuk elif tutulur. Mim ve nun, nun ve mim harflerinde uzatma vacip. Vav ve ye harflerinde caizdir. İdgam bila gunne tutulmaz, vaciptir. İzhar, idgamsız ve ihfasız okumak vaciptir. İklab, bir buçuk elif miktarıdır, vaciptir. İdgam mütekaribin, mütecaniseyn, vacip. Kalkale, hükmürra, lafzatullah, zamir, bunlar da vacip. Hükmürra da vacip. Kur'an okuyuş şekilleri, takik, harflerin hakkını tam vererek, tecvid kurallarını uygulayarak en yavaş okuma şeklidir. Tahkik. Tedvir, tahkik ile hadır arası orta okuyuştur. Tedvir, orta okuyuş. Hadır, hızlı okuyuş. Tecvid kaidelerine uyarak en hızlı okuyuştur. Tahkik, yavaş. Tedvir, orta. Hadır, hızlı. Refu saut, Kur'an-ı Kerim okunurken bazı harflerde, kelimelerde veya ayeti kerimelerde sesi münasip bir şekilde yükseltmek, belirtili ve farklı bir şekilde sese perde veya ton vererek daha canlı bir şekilde okumaktır. Haftu savt, sesi alçaltarak, sesin perde ve tonunu indirerek, edayı ve tavrı değiştirerek ve sedayı hüzünlü bir şekilde sokarak okumaktan ibarettir. Evet, tecvid bu kadardır. Teşekkürler.